Sayın Cumhurbaşkanımız ve değerli hanımefendi, hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Ben Batman'dan geliyorum, Safiye Işık. Benim değerli hanımefendiye bir sorum olacaktı, konumuz şiirken. Sayın Cumhurbaşkanımız Kahramanmaraş'taki gençlik buluşmasında eşimle şiir gibi bir yaşamımız var demişti. Sizce şiir gibi bir yaşam ne demek? Ve siz yol arkadaşlığınızı nasıl tanımlardınız? Böylesine yoğun bir tempoda şiir gibi bir evliliği sürdürmek zor olmuyor mu? Başıma iş açtın Sayın Başkan. Yani şiir gibi bir evlilik illaki şair olmaya gerek yok. Şiir gibi evlilik demek sadece her gün sevinç, mutluluk, öyle bir şey de değil. Acısıyla, tatlısıyla, üzüntüsüyle, kahırıyla bunları hep birlikte paylaşmak ve birlikte yol yürümek. Biz bunu yaptık. Şiir yazmıyoruz ama şiir gibi yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Hanımefendi, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ben İstanbul Süryani Kadim Vakfı Başkanı Said Susin. Sayın Cumhurbaşkanım, izninizle biz Süryanilerin son 20 yıl içinde yaşadıklarını, kazanımlarını arz etmeye çalışacağım. 2008'de gösterdiğiniz iradeyle çıkan vakıflar yasası, bütün vakıflara adeta bir can suyu olmuştur. Vakıflar yeniden doğmuş gibi olmuş oldu. Vakıfları idare etmek çok daha kolaylaşmış oldu. Bu dönem içinde biz devletimizin en üst noktalarına kadar çok rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Bunun için sizlere müteşekkiriz. Biliyorsunuz 1928 yılında son Süryani Anaokulu kapatıldı. Ve o dönemden bugüne kadar Lozan'a aykırı olmuş olmasına rağmen bütün azınlık okulları faaliyetlerine devam ettiği halde Süryani okullarının açılmasına izin verilmedi. Gösterdiğiniz iradeyle 2013'te ilk defa Süryani Anaokulu açıldı. Bu okulu yaşatmamız için mutlaka ilkokulu açmamız gerekiyor. Eminim yardımlarınızla ilkokulumuzu da açacağız. Yine Cumhuriyet tarihinde sıfırdan yapılmış olan bir kilisenin yapımına siz ilk talimatı verdiniz ve bu talimatla yetinmediniz. Bize büyük bir onur verdiniz, temel atma töreninde aramızda bulundunuz. Bu bizim için Süryani tarihine... Cumhuriyet tarihinde de bir ilk. Cumhuriyet tarihinde bir ilk. Belki de Sayın Metropolitimizin söylediği gibi araştırmak lazım. Süryani tarihindeki Süryanilerin 2000 yıllık bir Hristiyanlık dönemi var. Bu dönem içinde belki de bir 83 milyonun Cumhurbaşkanı böyle bir jest yapmamıştır diye düşünüyorum. Biz size yalnız Türkiye'deki değil bütün dünyadaki Süryaniler bu konuda minnettarız. Mardin Büyükşehir statüsüne geçince 55 tane mezarlık, kilise ve manastırımız kamu kurumlarına geçmiş oldu. Bunlar köyün tüzel kişiliğindeydi. Yine gösterdiğiniz iradeyle ve torba yasasıyla zaten haliniz açıkladınız. Bunları vakıflarımıza iade etmiş oldunuz. Yine Mor Gabriel Manastırı konusu senelerdir sürüncemedeki konuda yine iradenizi gösterdiniz ve hazinedeki parsellerin çok büyük bir kısmı iade edilmiş oldu. Eminim kalan birkaç parselle manastırın etrafındaki duvarlar da yakın bir zamanda çözülmüş olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız, bizim bu topraklarda 5000 yıllık bir geçmişimiz var. Biz bu topraklarda doğduk, bu topraklarda büyüdük. Bu topraklara sayısız yazılı ve kültürel yönde bir takım eserler bıraktık.
bizim yaşayabileceğimiz, varlığımızı sürdürebileceğimiz tek yer burası. Biz dünyanın neresine gidersek gideriz ki son 20 yıl sonra 1950'lerden sonra dünyanın dört bir tarafına dağıldık. 5 nesil sonra, 6 nesil sonra yok olmayla, asimile olmayla karşı karşıyayız. Burada şimdiye kadar 5000 yıldır varlığımızı sürdürdük. Bundan sonra da bu varlığımızı burada sürdüreceğimize eminim. Biz hangi etnik kültüre sahip olursak olalım, etnik kültürümüzle övündüğümüz kadar altında yaşadığımız Türk bayrağıyla, Türk vatandaşlığıyla da övünüyoruz. Ve bu ülkenin yücelmesi, yükselmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Saygılar sunuyorum efendim. İyi akşamlar. Benim sorum Emine Erdoğan'a. Cumhurbaşkanımızın en büyük destekçisi olarak, Siirtli bir hanımefendi olarak biz Siirtliler sizinle gurur duyuyoruz. Siz evde Siirt yemeklerini mi yoksa Karadeniz yemeklerini mi tercih ediyorsunuz? Cumhurbaşkanımıza Siirt yemeklerini sevdirdiniz mi? Ya, ilk evlendiğim zamanı hatırlıyorum. Karadeniz yemeklerini hiç bilmezdim. Kara lahanayı görsem ıspanak sanırdım herhalde. O kadar yabancıydım. Dolayısıyla hiç bilmediğim halde o kültürü, yemeğini kısa zamanda alıştım ve severek de yedim Karadeniz yemeğini. Bu arada tabii başkan da bize gelip gittikçe nişanlılık döneminden itibaren bizim Siirt yemeklerimizi ikram ediyorduk. O da gerçekten çok beğendi o zamandan itibaren. O da bilmiyordu mutlaka sanıyorum. Siirt yemeklerini tanımıyordu. Ben ne pirtikeyi bilirim, ne kıteli bilirdim. Tabii. Onları yani, Allah rahmet etsin. Kayınvalide bu işlerde hassastı. Evet. Ve bir de tabii akrabadan olanlar vardı. Onlar pirtike, işte kıtel, bunları gayet iyi yapıyorlar. Şimdi ben Siirt'te doğmadım, Siirt'te büyümedim. Ama tabii ki Siirtli olmaktan her zaman gurur duydum, onu söyleyeyim. İstanbul'da doğdum, büyüdüm ama Siirt yemekleri bizim evimizde her zaman oldu. Bayramlarda Siirt pilavı, hoşafı her zaman oldu. Kitelimiz her zaman bayramlarda. Bizde yani bir ayı 15 günü hatta geçmez kitel yemediğimiz. Mutlaka evimizde kitel yapılır. Pırtike yapılır. Bumbarı o kadar ya henüz yaptıramıyorum ama onu da iyi bir yapan bulursam bumbarı da çok seviyoruz. Başka ne yapıyoruz? Ha, perde pilavı. Allah'a şükür başkanın da yemek seçme huyu yok. Benim çocuklarım da öyle alıştırdım. Her yerin yemeğini yiyoruz. Evde iki tarafın yemeği de severek yeniyor. Onu rahatlıkla söyleyebilirim size. Yani başkan da seviyor, ben de seviyorum. İyi akşamlar Sayın Cumhurbaşkanım. İyi akşamlar. Ben Markar Esayan'ın ablası Nergis. Bugün Markar için buradayım aslında. Markar'ın anılarından ve nasıl biri olduğunu hatırlatmak için. Çok enteresan, bizim çocuklukta yaşadığımız, çocuklukta hayal ettiğimiz her şeyi Markar yaşadı. En azından onu çok erken kaybetmeme rağmen içim bu konuda rahat. Babam çok vatansever bir insandı. Markar o bayrağı aldı. Türkiye'de yetişmiş, bu eski Türkiye'deki bütün bedelleri ödemiş bir Ermeni olarak babam çok zorluklar çekti. Markar onları görerek büyüdü. Ama Allah kendisini öyle bir yol açtı ki sanki o bütün yapılan yanlışları düzeltmek ister gibi bütün vatanseverliğiyle inandığı bütün her şeyi yapabilme şansına sahip oldu. Sizi çok severdi, size çok inanırdı.
Ben hiç unutmuyorum. 2010 öncesiydi. Markar biz ne yapacağız dedim. Türkiye'de böyle bir siyasi gelişim var. Biz değişiyoruz. Biz hiçbir zaman, yani ben başım kapalı değildi. Ama başı kapalılarla ilgili Türkiye sarsılıyor, ağlıyoruz, üzülüyoruz. Abla dedi, biz bu taraftayız artık. Onu hiç unutmuyorum. Biz ayrı kentlerde yaşıyoruz. O İstanbul'da yaşıyor, ben başka bir yerde yaşıyorum. Çok daha sert bir coğrafyada yaşıyorum aslında, inancımız açısından. Ondan sonra, abla biz buradayız dedi, değil mi Markar dedim. Çünkü ikimiz de konuşmasak bile aynı gelişimi göstermiştik. Hele onun tabii siyasetçi olması, sonradan bu davaya gönül vermesi beni çok mutlu etti. Maalesef annem babam göremedi ama... Ben Markar'ın nasıl bir gurur duyduğunu çok iyi biliyorum. Mesela Süryani lider konuştuğu zaman onun anlattıklarını o kadar iyi anlıyorum ki biz çocukluğumuzdan itibaren aynı şeyleri konuşurduk. Her bir vakıfı Ermeni camiasına geri verdiğinizde, ben Ermeni olmamama rağmen bunları çok iyi biliyorum. Markar telefonda 2-3 saat anlatırdı bana. Onun memnuniyetini size tarif etmem mümkün değil. Sizi çok severdi başkanım. Siz de biliyorsunuz. Teşekkür ederim. Markar gerçekten çok çok farklı bir kardeşimizdi. Ve o son dönemlerinde de hakikaten, yani o ızdırabına rağmen yaşamı, istikameti hiç kaybetmeden yoluna devam etti. Ve onun o duruşu bizde, özellikle cemaate bakışı bile değiştirdi. Nitekim arkadaşlarımızın içerisinde de, yani Markar'ın o duruşu sebebiyle yaklaşımları çok farklı olanlar, gerek vefatında da bunu ortaya koydular. Markar farklı bir insandı. Kalemiyle farklıydı. Merkez Karar Yönetim Kurulu'ndaki düşüncelerini ortaya koyuşuyla farklıydı. Ve biz onun farklılığını da hep hayırla yad ettik. Çok teşekkür ederim. O da bundan çok mutluyum. Sağ ol. Sağ ol. Sayın Cumhurbaşkanım ve kıymetli Emin Erdoğan, ben Nisa Nur Karayağız, Bitlis'ten geliyorum. Memleketim Bitlis. Çevre ve doğa konusunda sizler çok ön plandasınız. Özellikle siz Emine Hanım. Salda Gölü'nün korunması için sizler sürekli çağrıda bulundunuz. Ondan sonra toplumsal konuda sürekli hayvanların korunmasında yardımcı oldunuz, kanunun çıkmasında uğraştınız, çabaladınız. Hatta engelli bir hayvanı sahiplenmiştiniz. Hala sizinle birlikte mi bilmiyorum ama merak ediyorum. İstanbul'daki evinizde de şeyiniz var mı, hayvanlarınız, besliyor musunuz? Geçenlerde Cumhurbaşkanımız torununuzla bir fotoğraf paylaşmıştı, onun kedisini. Merak ediyorum, başka hayvanlara da yardımda bulunuyor musunuz? Şimdi ben bahçeli bir evde büyüdüm Üsküdar'da. Dolayısıyla orada mesela kedimle birlikte yatardım yatakta. Kolum yastık olurdu ona. Yani yeni başlayan bir süreç değil. Herkes gibi, mutlaka herkesin sevdiği bir hayvan vardır, ilgilendiği bir hayvan vardır. Ayrıca da bahçede bir köşemiz sebze köşesiydi, bir köşe park gibiydi, süs bahçesi gibiydi. Bir köşede de kümeslerimiz vardı. Dönem dönem, yani oradan geçmeyen hayvan, sadece büyükbaş hayvanlar geçmedi. Ördek, kaz, tavuk, horoz, kuzu, daha aklıma gelmeyen bir sürü hayvanlarımız olmuştu dönem dönem değişerek. Onlarla birlikte büyüdük biz tabii ki.
Şu anda oğlumun bir köpeği var, torunlarımın kedileri var. Yine bizim evimizde de kediler var. Leblebimiz Ankara'da. Onunla da iyi bir birlikteliğimiz var. Bizimle beraber ama büyük kazalar geçirmesine rağmen, operasyonlar geçirmesine rağmen gayet mutlu, mesut. O da bizimle birlikte yaşıyor. Herkese tavsiye ederim. Tabii satın almaya değil de hayvan barınaklarından hayvan edinirlerse hem kendileri hem çocukları için çok daha iyi olur. Teşekkür ederim. Özel bir kumaş herhalde. Bu şallı şepik dediklerinden. Bize onu anlatır mısınız? Şimdi bugün gerçekten bir tevafuk oldu. Başkanın ne ceket giydiğini göremedim ben. Sonra Siirt'e geldikten sonra fark ettim ki ikimiz de aynı kumaştan ve aynı renkten giyinmişiz. Bunun bir özelliği var şu. Bu Siirt'e has. Eruhu ilçemizde yapılan bir dokuma, eni çok dar, şu kadar bir şey dar bir dokuma, geleneksel bir dokuma, keçi yününden sanıyorum, yanlış söylemiyorum inşallah. Bu kumaşlarımız inşallah teşvik verilerek Sayın Başkanım geleceğe de taşınsın istiyorum. Evet, şal şepik kumaşından yapılan giysilerimiz bunlar. İnşallah tasarımcılarımıza da bir örnek olur. Öyle değil mi? Hoş geldiniz, hayırlı akşamlar. Konya'dan Halit Şener, 15 Temmuz gazisiyim. Buraya gelirken Onur Ensar gazimizin, şehidimizin babası İhsan amcamız, Oğuz gazimiz ve de İsmet gazimizle beraber katıldık Sayın Cumhurbaşkanım. Ben de kısaca 15 Temmuz günüyle ilgili bir anımı anlatayım. Daha sonra da sorum sorayım isterseniz. Ben İmam Hatip mezunuyum. Aslında benim bir mağduriyetim de 28 Şubat. 28 Şubat'ın ilk mezunuyum. İlk mezunlarındanız biz de. Elhamdülillah bizi İmam Hatipler'de dava sahibi, ders sahibi yetiştirdiler. 15 Temmuz günü normal bir gün, otururken bir anda haberi aldık. Konya'da çıktık, birkaç noktaya hiçbir şey yok. Daha sonra bir arkadaşımı aradım. Hadi Ankara'ya gidelim dedik, orada sıkıntı var. 11.30-12 civarında çıktık, Ankara'ya gittik. Sizin açıklamalarınızı biz yolda dinledik. Mesela sela seslerini biz arabada dinledik. O hazda aslında çok fazla duyamadık. Daha sonrasında 15 Temmuz nöbetlerinde duyuyoruz. Ama inanılmaz bir birlik beraberlik günüydü Cumhurbaşkanım. Sizin liderliğinizin, o inanılmaz önderliğinizin eşliğinde elhamdülillah millet birlik beraberlik oldu. Bu şu ana kadarki anlatılan bütün mağduriyetlerin, yaşanmışlıkların, terör örgütlerinden tutalım PKK'sından, 28 Şubat sürecinden 1980 darbesi, 60 darbesi, azınlıklar, hangi birini sayabiliriz? Ama 2002'den sonra bir kırılma oldu. Elhamdülillah bu millet 2002'den sonraki o kırılmadan sonra demokratikleşen, gelişen Türkiye'ye sahip çıktı. Liderine sahip çıktı, hükümetine sahip çıktı. Allah'a hamdolsun ve de başarılı oldu. Benim burada size sormak istediğim soru şu. Belki kısa vadede darbeler noktası belki şu anda gündemimizde olmayabilir. Ama ilerisi için, unutulmaması için, tekrarlanmaması için sizin gençlerimize, sadece gençlerimize de değil aslında, tüm toplumumuza tavsiyeleriniz nedir Cumhurbaşkanı? Her şeyden önce tabii Allah bizlere bir daha bu tür 15 Temmuzları falan yaşatmasın. Çünkü 251 şehidimiz var. 2000'e aşkın gazimiz var. Tabii bütün bunların içerisinde Ankara, İstanbul başta olmak üzere buralarda bu şehitleri, bu gazileri verdik. Ve bu işin banisi, bu işin bir numaralı
sorumlusu kimdir dendiği zaman FETÖ terör örgütü. Onun özellikle attığı adımlarla bunlar oldu. Hele ben Ankara'daki özel kuvvetlerde oradaki yani o kahraman polislerimizin şehadetlerini onları da hiç unutamıyorum. Çünkü onlar gerçekten çok çok farklı ve özel kuvvet olarak yetişmiş. Bu insanları bile malum havadan bombardımanla şehit ettiler. Bu yani vicdanla şunla bunla filan bunun tanımı mümkün değil. İşte aynı şekilde İstanbul'da Şehitler Köprüsü üzerinde olan hadiseler filan. Her an her şeye buna rağmen tabii ki hazır olmamız lazım. Ama bundan sonraki süreç tabii 15 Temmuz gibi olmaz. Bundan sonraki süreçte biz birçok şeye daha hazırız. Ve bedelini tabii ağır öderler. Bak şimdi Bay Kemal Merkez Bankası'na randevu istiyor. Merkez Bankası da buna randevu veriyor. Bağımsız ya. Bağımsızlığının gereği olarak randevu veriyor. Ve gidiyorsun. Ne sorarsan cevabını alıyorsun. Şimdi tabii TÜİK ile ilgili de kalkıyor, gelmek istiyor. Tabii İstatistik Kurumu Başkanımız bunlara randevu vermiyor. Şimdi randevu vermeyince bu küplere biniyor. Bu devletin kurumlarının sana veya avanene hesap verme sorumluluğu yoktur. Onlar hesabı sadece sorumlusu olduğu birinci derecede Cumhurbaşkanı, bunun dışında da ilgili bakanlara verirler. Yani ben istediğim zaman bu birimlerden bilgileri alırım. İlgili bakan arkadaşlarımız bilgileri alırlar. Ama hiçbir zaman kalkıp da sana hesap verme mecburiyetleri yok. Eğer bilgi almak istiyorsan yazılı olarak gönderirsin. Onlar da sana yazılı olarak cevabı verirler. Şimdi bununla şunu anlatmak istiyorum. Artık eski Türkiye yok. Şimdi yeni Türkiye ve geleceğin Türkiye'si var. Ve yeni Türkiye ile geleceğin Türkiye'si artık farklı dokunuyor. Çünkü 2023'e biz Allah'ın izniyle farklı gireceğiz. Farklı girerken de 2015'te yaşadıklarımızı, daha önce yaşadıklarımızı da yaşamak istemiyoruz.